KOBİ'lerin finansmana erişim güçlükleri ve yeni finansman destek modelleri konulu ikinci panelimize hoş geldiniz. Ve bu bölümümüzün moderatörlüğünü yapmak üzere Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Sayın İsmail Gergerli'yi davet ediyoruz efendim. Buyurunuz. İsmet Gergerli, peki. Efendim ilk önce özürlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul ediniz. Buyurunuz efendim. Siz yerinizi alırken ben de sizi kısaca tanıtmak isterim değerli konuklarımıza. Efendim Sayın Gergerli Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı. Bankacılığa Pamuk Bank'ta başladı. Kurumsal şubelerde pazarlama ve kredi bölümlerinde görevler aldı. Girişimci Krediler Bölüm Müdürlüğü ve Halk Bankası'nda Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı, Esnaf ve Küçük İşletmeler Bankacılığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. KGF'de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevine devam ediyor. Sayın Gergerli, bundan sonrası için ben sözü size bırakıyorum efendim. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Katılımınız için bu cuma günü ve öğleden sonra olduğu halde bu kadar katılım olduğu için çok teşekkür ediyorum. İnşallah panelin sonunda da herkesin heybesine koyduğu bilgileri aldığı bir toplantı olur. Hayırlı olur inşallah. Evet, bir an önce toplantımıza başlayalım. Öncelikle Hakan Ertürk'ü sahneye davet ediyorum. Hazine Müsteşarlığı Mali Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Vekili. Hoş geldiniz. Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Doktor Mete Çakmakçı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri. Hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan 2018 KOSGEB'in 28. kuruluş yıl dönümü. 1990 yılında o dönemin bence Türk siyasi tarihinin en önemli vizyonerlerinden, büyük Türk devlet adamlarından Turgut Özal'ın öncülüğünde kurulan kuruluşlardan biri KOSGEB. 87'de Exim Bank, 90'da KOSGEB, 91'de KGF. Aynı dönemde aynı vizyonun eseri bunlar. Türkiye'nin yeni ekonomik sistemi için 80'li yıllarda Türkiye'nin liberalleşmesiyle birlikte ihracatın, üretimin ve istihdamın geliştirilmesi için düşünülen kurumlardan biri KOSGEB. Bugün bu panelin, bu zirvenin burada yapılmasının anlamı KOSGEB'in kuruluş yıl dönümü. Onun için ben KOSGEB çalışanlarını tebrik ediyorum. Yeni binalarının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu güzel hizmet binasında ülkeye, üreticiye, KOBİ'lere daha çok hizmetin verildiği, daha kaliteli hizmetin verildiği bir yer olur. Biz de bugün malum Türkiye'de bütün işletmeler için, başta KOBİ'ler olmak üzere bütün işletmeler için en önemli sorun finansman. Ancak finansman deyince sadece banka ve kredi anlaşılıyor. Ama aslında finansmanın tek aracı bankacılık ve krediler değil. Onun için bu paneli organize eden başta Cevahir Başkanımıza ve Recep Ali Erdoğan'a ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada kredi dışı aslında finansman imkanlarının konuşulması gerektiği düşünülmüş ve konuklarımızın hepsi aslında finansmanla ilgili ama banka finansmanı dışı finansman teknikleriyle ilgili bizleri bilgilendirecek.
Ben sözü panelistlere bırakmadan önce birazcık bankacılık kimliğim ve KGF Genel Müdürlüğü'nden gelen kimliğimle bir iki şey söyleyip sonra sözü sizlere bırakmak istiyorum. Sabah oturumunda başta Cevahir Başkanım KOBİ'lerin önemini anlattı. İstihdamda, üretimde, ihracatta ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Aslında her alanda %50'nin üzerinde, yuvarlıyorum, %50-70 bandında her alanda KOBİ'ler çok önemli. Ama finansmana baktığımızda, kredilere baktığımızda sadece yaklaşık 1/4'ünü kapsayan bir erişimleri mümkün. Üretimin, ihracatın bu kadar önemli bir pazarını elinde tutan KOBİ'ler için sağlanan kredi imkanları maalesef sınırlı. Son dönemde KOBİ'lerin finansmana erişiminde bir nebze olsa artış oldu, olumlu gelişmeler oldu. Ancak bunlar yeterli değil. Çünkü bankacılık sisteminin imkanları da sınırlı. Bu imkanların tamamının sadece bir kesime verilmesi de mümkün değil. Onun için farklı finansman imkanlarının da sağlanması gerekiyor. Bugün Türk bankacılık sistemi yaklaşık 2.1 trilyonluk kredi hacmine ulaştı. 520 milyarlık bir kredi pastası KOBİ'lere kullandırılıyor. Bu noktada KGF'den de bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. 2016'nın sonunda KGF'nin yeniden organize olması, hazine ile yeni protokolün yapılması, yeni bakanlar kurulu kararıyla birlikte imkanların geliştirilmesiyle birlikte başta KOBİ'ler olmak üzere finansmana erişime imkan sağlayan yeni bir açılım yapıldı. Bugün itibariyle yaklaşık 250 milyarlık bir kredi hacmine KGF yaklaşık kabaca 220 milyarlık bir kefalet verdi. Yaklaşık 40 milyarlık bir geri dönüş oldu bu bir yıllık süreçte. Yani kredi kullananlar kredilerini geri ödedi. Kamuoyunda zaman zaman konuşulduğu için ben burada tekrar ifade edeyim. Geri dönüşlerde de oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. %1'in çok altında tahsili gecikmiş krediler söz konusu. Sektör 3'e yakın bankacılık sistemi. Yani bankacılık sisteminin 1/3'ünden de az bir tahsili gecikmiş alacak söz konusu. Çünkü dönüp baktığımızda Türk işletmelerinin, başta KOBİ'lerin devlete taahhütlerini, devlet söz konusuysa taahhütlerini yerine getirmede çok hassas olduğunu görüyoruz. Yani öncelikle devlete borcunu ödüyor, sonra piyasaya ödüyor. Bu hassasiyeti burada da gördük. İnşallah yeni dönemde de en başta KOSGEB yeni projeler yapıyor. Biz KOSGEB'le de KGF olarak doğrudan işbirliği içindeyiz. Çünkü KGF'nin de en önemli ortaklarından biri KOSGEB. Biz bankacılık sistemi olmaksızın KOSGEB'le aramızdaki protokole istinaden KGF verdiği teminat mektubuyla KOSGEB imkanlarından KOBİ'lerin yararlanmasını sağlamaya çalışıyor. Ben sözü biraz uzattım, farkındayım. Çünkü beni dinlemeye gelmediniz aslında. Panelistlerimizin çok güzel anlatacakları konular var. Ben ilk sözü Sayın Ertürk'e vermek istiyorum. Çünkü hazine müsteşarlığımızın başta KOBİ'ler olmak üzere ama Türk işletmelerinin gerek finansman gerekse başka teşvikler noktasında çok ciddi destekleri var. Ama hepimizin en büyük eksiği bunlardan haberdar olmuyoruz ya da yeterince haberdar değiliz. Hakan Bey bu işin en başındaki yetkililerden, bu işin en önemli uzmanlarından. Sonuçta o kurumun başında genel müdürü. Başta bu desteklerden biraz bahsetmesini rica ediyorum. Bir de özellikle KOBİ'lere bu alternatif finansman konusunda sizin öngörülerinizi, yönlendirmelerinizi anlatabilirseniz çok memnun oluruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim İsmet Bey. Öncelikle bu etkinliğe bizi davet ettiğiniz için, siz değerli katılımcıların karşısında konuşma fırsatı sunduğu için KOSGEB yönetimine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi İsmet Bey güzel bir soru sordu. Hazine olarak biz neler yapıyoruz? Ama ben hazine olarak biz neler yapıyoruz daha önce bir
resim çekmek istiyorum. Türkiye'nin ekonomisinin resmini çekmek istiyorum. Sabahki oturuma kısmen katılabildim. Orada KOBİ'lerin önemi anlatıldı ama ben burada biraz bankacılık, Türkiye ekonomik gelişmesi ve finans sektörünün buna karşısındaki konumundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman araştırmalara, OECD raporlarına aslında 4 çeşit kaynak var, finansman kaynağı var. Bunlardan birincisi varlık temelli kaynak dedikleri, bu leasing factoring tarzı aslında kendisinin temet olan, KOBİ'nin kullandığı zaman karşılığında alacağının temet gösterildiği veyahut da malın kendisinin temet olduğu bir sistem. Bu bir ayak, finansmana erişti bir ayak. İkinci ayak borç finansmanı. Bu hepimizin bildiği bankacılık sistemi üzerine borçlanma şeklinde genellikle kendisini gösteriyor. İkincisi ise üçüncüsü ise öz kaynakla ilişkin borçlanma. Yani öz kaynakla ilişkin finansman. Bu sermaye piyasasının içinde olduğu yapıyı gösteriyor. Bu bilek yatırımcılıktan tutun girişim sermayesi fonlarına borsaya kadar giden bir süreç. Ve son olarak da aslında bir hibrit yapı var. Burada borç ve sermayenin karışımı şeklinde bir finansman yöntemi. Bunlar dört çeşit finansman. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman 1980 öncesinde bundan önce şunu söylemek istiyorum. Bir de ben işletmeleri de ikiye ayırıyorum. İşletmelerimizde yenilikçi işletmeler ve geleneksel işletmeler ya da geleneksel KOBİ ya da yenilikçi KOBİ de diyebiliriz. Şekilde de ikiye ayırıyorum. Bunların tarihsel gelişimine bakalım diyorum öncelikle paralel bir şekilde. 80 öncesine baktığımızda devletin sektörde hakim olduğu, finans kesiminde, bankacılık sektöründe devletin yine hakim olduğu, birkaç tane büyük özel sektör şirketinin olduğu bir yapı. Özal, İsmet Bey de çok güzel söyledi, Özal'ın reformlarıyla birlikte 82'den sonra bu yapı biraz değişiyor. Ne oluyor? 80'li yıllarda işte tek başına bankacılık sistemi varken bunun yanına 86'da leasing sektörü giriyor. 90 yılında factoring sektörü giriyor. O finansman erişimi dediğim gibi ilk o varlık temelli yapının temel taşları oturmaya başlıyor orada ilk başında. Bankacılık sektörü özelleşmeye başlıyor. Özel sektör bankaları gündeme gelmeye başlıyor. Bu şekilde aslında bir bakarsak sermaye piyasası kurulunda ilk kurulduğu yıl 1982. Sermaye piyasasının kurulmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da o zamanki İMKB'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İMKB'de faaliyetlerine başlamaya başlıyor ve bu şekilde öz kaynakla ilişkin bir finansman yapısı aslında temelleri atılıyor. Cidden Özal'ın, Sayın eski Cumhurbaşkanımız Özal'ın burada büyük bir vizyonu var. Buna yaslamamak için bunu takdir etmek gerekiyor. Bu şekilde gelişen bir yapı. Ama bakıyoruz 90'lı yıllara geldiğimizde bankacılık sektörünün hakim olmaya başladı, finans sektörünün hakim olmaya başladı. Borsanın ona göre çok kısıtlı kaldığı, sermaye piyasalarında bu fonların hala gündemde olmadığı bir yapı. Ve bu sırada tabii şunu da söylemek lazım. İşletmelerimizin yapısına baktığımızda işletmelerimize yine SME ağırlıklı, KOBİ ağırlıklı. Ama şöyle bir sıkıntı var. KOBİ'ler finansman erişim sıkıntısı yaşıyor. Çünkü bankaların kaynakları hazineye akıyor. Hazinenin yüksek borçlanma gereği dolayısıyla bankacılık sektörü kredileri kullandırıyor aslında. Hazineye, devlet hazinesi kullandırıyor. Böyle bir yapıdayız. 90'lı yıllar biraz ülkemizin batık yılları olarak geçiyor. Ve böyle bir sektöre devam ediyoruz. 2000'li yıllara geldiğimizde bir yeniden bir değişim başlıyor. Bankacılık sektörü çok daha hızlı büyümeye başlıyor ve inanılmaz şekilde büyüyor. Sermaye piyasalara baktığımızda bu büyümeyi yakalayamıyor. Büyüme var ama yeteri kadar büyümeyi yakalayamıyor. Fonlar yine ortalıkta yok. KOBİ'lere baktığımızda şirketler, özel sektör artık kitler konuşulmamaya başlıyor. Özel sektör şirketleri konuşulmaya başlıyor. Böyle bir yapı. Banka kredi imkanları yine bu şirketlere kısıtlı ama 2000'li sonlara doğru artmaya da başlıyor. Böyle bir yapıyla geldik Türkiye'ye. 2000'li yıllara geldiğimiz biz hazine müsteşarları olarak aslında o zamana kadar bizim bu sektördeki etkinliğimiz bankacılık üzerinden var. 2000 yılında bankacılık sektörü, bankacılık birimi ayrılınca hazineden BDDK'ya geçince hazinenin sektör üzerindeki etkinliği de azalıyor aslında. 2000 yılında biz ben o zaman daire başkanı göreve başladığımda dedik böyle bir açık var aslında. Öz kaynak tarafının kısıtlı olduğu bir yapı var. Ne yapabiliriz? O zamanki genel müdürümüz Hayrettin Bey melek yatırımcı fikri ortaya çıkıyor. Gelin diyor biz bir melek yatırımcı fikri çalışalım diye geldi. Melek yatırımcı fikrini çalıştık. 2012 yılında bir ona ilişkin bir düzelme yaptık ve ilk aslında bakarsanız öz kaynağı ilişkin, burada hakkını yemeyeyim, KOSGEB'in de İvci'ye girişi var 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa fonlara taahhütte bulunan kurum kamuda KOSGEB. O açıdan da cidden önemli bir başarı. Hazır olarak da biz burada melek yatırımcılıkla devreye giriyoruz. 2011 yılında biz başladık. 2012'de kanun çıktı, 2013'te yürürlüğe girdik. Bu
sırada biz bir de dedik, fonların fonu sistemini dahil edelim buna. Çünkü şirketlerin öz kaynağı ihtiyacı var. Şirketlerimizin sermaye yapısı çok bozuk. Bu tarafı geliştirmemiz lazım. Bu şekilde fonların yapısına da biz aslında bir bakıma fonların fonu modeli şeklinde bir kanun değişikliğiyle Türkiye'ye bir araç tanıtıyoruz ve burada da bir gelişme olmaya başlıyor. Şimdi geldiğimizde ise o sırada tabii ki kredi garanti fonu iyice aktif hale gelmeye başladı. Hazine'nin 2006 yılında açıkladığı programla resmen patlama yaşadı. Orada da tabii bu sistem içinde biz de vardık orada. O kısımda ihmal edilmedi bu sırada. Ama öz kaynak tarafına baktığımız zaman bir fon yapısı da biz devam etmeye başladık. Ve en son 2016'nın Aralık ayında çıkarttığımız Bakanlar Kurulu kararıyla biz doğrudan şu anda fonlara çıkartamadık daha. Kanun çıktı. Bakanlar Kurulu kararını şu anda imzada. 2 milyarlık bir kaynağı fonlar üzerinden kullanmayı düşünüyoruz şu anda. Ne yapacağız biz? Şunu yapacağız. Girişim sermayesi fonlarına ve bugünkü konusu da bu. Yüksek teknoloji ve katma değerli odaklı kobiler için fon sağlayacağız. Burada TÜBİTAK'la bir işbirliği yaptık. TÜBİTAK'la bir işbirliği kapsamında bu alanda da bir fon sağlayacağız. Ama şu anda mevcut yapıda biz TGIF dediğimiz Türkiye Growth and Innovation Fund dediğimiz yapıyla COSGAP ile birlikte fonlara para sağlıyoruz. Bunu biz yeterli görmedik. Şimdi daha da sistemi geliştireceğiz. Daha farklı araçları gündeme sokacağız ve farklı bir Türkiye'ye yapıyı kazanmaya çalışıyoruz açıkçası. Herhalde konuşma süresini aşıyorum. Ben şimdilik için bu kadar söyleyemez. Bir araya gireyim. Tamam. Çok özür diliyorum. Tabii başta söylemedim. İkişer soru sormak istiyorum ama beşer dakika sonra da soru cevap yapalım. Bir yarım saat istiyorum. Hakan Bey'in ilk bölümdeki sorusuna şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buradaki KOBİ'ler melek yatırımcı olarak size müracaat edebilir mi? Şöyle. Melek yatırımcı. Konuda somut bir şey söyleyebilir miyiz? Tamam, şunu söyleyeyim. Sistem şu şekilde çalışıyor. Bizim bu öz kaynak tarzı yatırımlarda melek yatırımcılara biz lisans veriyoruz. Diyoruz ki melek yatırımcıya sen bu lisans sayesinde bir vergi desteğine sahipsin. Sen bir girişime para koyduğun zaman koyduğun paranın hepsini vergi matrahından %75'ini vergi matrahından düşürmek gibi veriyoruz. Çok yüksek bir destek açıkçası. Yani 100 liralık bir para koymuşsa bunun %75'ini kendi gelir vergisi matrahından düşürme imkanı var. Bu melek yatırımcı hazineye hiçbir şekilde başvurmuyor. Hazine sadece vergi desteği sırasında gündeme geliyor ve de lisans verirken gündeme geliyor. Melek yatırımcılar, melek yatırım ağları vasıtasıyla yatırımlarını yapıyor. Yatırım yaparken hazineye bildirimde bulunuyor. Hazine bu kapsamda Maliye Bakanlığı diyor ki bu arkadaş 100 liralık bir yatırım yaptı, bunun vergisi indirebilirsin diye bir bildirimde bulunuyor sadece. Sistem tamamen melek yatırımcı üzerine kurulmuş şekilde hazine hiçbir şekilde bürokrasi yaratmıyor burada. Sadece lisans artı vergi desteği ilişkin bir bildirim yapıyor. Fonlarda ise girişim sermayesi fonları bizim üst fon dediğimiz yapılara başvuruyor. Fon talebinde bulunuyor. Ve alırlarsa eğer hazine müsteşarda okey diyor. Yani sonuçta bir önceden taahhüt veriyor fonların fonuna. Daha sonra süreçte fonların fonu fon seçip onlara yatırım sağlıyor. Süreç bu şekilde aslında dünyadaki uygulamanın da aksinde olmayan çok sabit, statik, yani çok esnek ve basit bir yapı. Basit bir yapı şeklinde biz bu desteği de sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Borsa İstanbul Genel Müdürümüz Murat Çetinkaya. İsmi Murat Çetinkaya olunca zaman zaman karışıyor. Cep telefonda da karıştırıyoruz. Merkez Bankası Başkanımız da Murat Çetinkaya. İsim benzerliği var. Ama Borsa İstanbul'un Genel Müdürü Murat Bey. Murat Bey özellikle yine KOBİ özelinde Borsa İstanbul'un farklı alternatif araçları olduğunu biliyoruz. Gelişen işletmeler piyasası gibi örnekleri biliyoruz. Yine KOBİ'lere tahvil ihracı konusunda çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Yine KOBİ'lere Borsa İstanbul olarak neler önerirsiniz, neler yapabilirler, sizden nasıl destek alabilirler? İsmet Bey teşekkürler. Konuşmamın ikinci bölümünde BİSTEP, GİP, özel pazar bu konulara değineceğim. Ondan önce ben de bir resim çekmek istiyorum. Öncelikle Cevahir Bey'e teşekkür ediyorum. Recep Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Davet ettiler. COSGAP'in yeni binası hayırlı olsun. Murat Çetinkaya'dan açtınız. Biraz böyle anekdotlu başlayayım istiyorum. 1996 senesinde çalıştığım ticari bankada, şimdiki ICBC, o zamanki Tekstil Bank. Hazinede trader'dım.
O zaman bankalar birbirleriyle dolar alım satımını bankalarısı döviz piyasasında Reuters işlem platformu üstünden yaparlardı. Katılım bankaları dışında herkesin birbirine Reuters'ın bir makinesi üstünden bağlantısı vardı. Katılım bankaları telefonla işlem yaparlardı. Bir gün telefon çaldı. Alo, Murat Çetinkaya, kotasyon geçerliyse 500 bin dolar satıyorum. Ben Albaraka. Albaraka'daydı o zaman Murat Çetinkaya. Ben de dedim, alo, dalga geçmiyorsan Murat Çetinkaya. Karşılıklı teyitleşiyoruz. 500 bin dolar aldım, kotasyon geçerli. Murat Bey'le tanışıklık 1996'dan başlıyor. Ve o günden beri de çok karıştırılıyoruz. Ben atandığımda onun resmi. Herkes açıklama yapmaya zorunda kalmış. Şimdi konuşmamın... Ben cep telefonuma borsa Murat Çetinkaya, merkez Murat Çetinkaya diye kaydettim. Onu yapmayan çok arkadaşımız olduğu için Halkbank'tan da bir sürü kişi beni aradı. Biraz CV'ler de benziyor. Ben konuşmamın ilk kısmında her şeyden önce Borsa İstanbul bir finansman sağlayıcı değil. Biz işletmeciyiz, platformuz. Bazen borsa çıktı, borsa indi. Çok basit bir kavram olmasına rağmen çok kolay bu hata yapılabiliyor. Biz her türlü finansman enstrümanına, sermaye piyasasına, bazen bankalarası piyasa enstrümanlarına alınıp satılabilmeleri için platform sağlıyoruz. Türkiye sermaye piyasası ile ilgili basit bir fotoğraf çizmek istiyorum. Bir sistem içerisinde eğer faiz haddi çift haneli ise 10, 20, 30, 40, 50, 70 hepsini gördük. 1000, 2000, 3000. O sistem içerisinde sermaye piyasasından bahsedilemez. Sermaye piyasasının kural bazlı temel özelliği indirgenmiş nakit akımları dediğimiz gelecekteki 100 liranın şu andaki şimdiki değeri. Eğer sistemde geçerli olan iskonto faizi %70 ise gelecekteki 100 liranın şu andaki değeri 3 kuruştur. Eğer %8 ise gelecekteki 100 liranın şu andaki değeri 90 liradır. Biz böyle bir ekonomik platformu, böyle bir ekonomik sistemi 2008'deki finansal kriz ile beraber yaşamaya başladık aslında. Daha öncesinde hani şu tip raporlar hatırlıyorum. Yabancı bankaların 2006 senesinde. Tam raporun şeyini de söyleyeyim. Buy bonds, wear diamonds. Faiz Türkiye'de ilk defa %15 senesine dokunduğunda yukarıdan geliyor. Bir tane yabancı yatırım bankası buradan alın, kaçırmayın. Türkiye çok farklı bir konjonktüre doğru gidiyor. Biz %15'i o zamana kadar hayatımızda ilk defa görüyoruz. %70 bizim için normal, %30 normal. Bir hazine ihalesine girip %70 ile talep gösterip aynı gün içerisinde piyasanın %60 kapandığını görüyoruz. Yani bakın, 1000 bas puan aynı gün içerisinde oluyor. Bugün Merkez Bankası 25 bas puan indirdi, artırdı. Bir gündem oluyor ülkede. Geçmişte 1000 bas puan aynı gün içerisinde çok rahat oynayabiliyordu. Yani 2008'den öncesinde ve son 2001 krizi ve daha öncesinde Türkiye'de bir sermaye piyasasından bahsetmek kolay değil. Teorik olarak, kitabi olarak, kural bazlı hangi açıdan bakarsanız bakın. 2008'den itibaren ise patronlar, şirket sahipleri neyi görmeye başladılar? Ya benim şirketim 90 lira ediyor şu anda. Ben bunu satayım. Satayım demek her türlü halka arz işleminin, private equity işleminin, girişim sermayesi yatırım fonu işleminin, bunların arka planının hazır olması anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında geciktiğimiz bir şey yok. 2008-2017 arasında bu 10 sene içerisinde gayet sağlıklı bir gelişim var. Belki yavaş görünüyor ama yavaşlığı da kaynak yapısıyla ilgili. Konuşmamın ilk bölümünün bu ikinci kısmında şunu söyleyeyim. Eğer bir sistem, finansal sistem içerisinde, hani basitleştirmek için söyleyeyim, 100 liralık bir kaynak var. Bu kaynağın şu anda biz biliyoruz ki 92 liralık kısmını bankacılık sistemi kanalize ediyor. Bütün kurumlara, KOBİ'ler de dahil olmak üzere. Kalan 8 birimli kısım sermaye piyasasına. Şu andaki mevzu bu 100 liralık birimin 50 lirasını sermaye piyasasına kaydırmak değil, yeni kaynak bulmak. Dışarıdan yeni kaynak bulmak. Yeni kaynak bulmak için de farklı nasıl enstrümanlar olabilir?
Bu enstrümanlar KOBİ'lerimizle nasıl tanıştırılabilir? Bankacılık sisteminde İsmet Beylerin çalıştığı kredi garanti fonu benzeri bir garantör yapı nasıl kurulabilir sermaye piyasası enstrümanı için? Belki biraz buna odaklanmamız gerekecek. Onlara da konuşmamın ikinci kısmında biraz değinmeye çalışayım. Teşekkür ediyorum. Evet, Murat Bey, teşekkür ediyorum. Mete Bey'e söz vermeden önce, şimdi KOBİ'lerin en önemli sorunu finansman dedik. Tabii sadece finansman değil. Kalifiye eleman, Ar-Ge inovasyon, fikri mülkiyet hakları, bunlar hepsi KOBİ'lerimizin aslında temel sorunları. Ama en çok konuştuğumuz tabii ki finansman. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı hem biraz finansman, hem biraz Ar-Ge, hem biraz inovasyon destekleri anlamında adı üzerinde bir vakıf, kamusal bir iş yapıyor. Bence çok önemli bir fonksiyonu var. Mete Bey'in burada olması o anlamda çok önemli. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı biz tanıyoruz çünkü KGF olarak özel protokolümüz var COSGAP'teki gibi. Onlarla da doğrudan çalışıyoruz. Ama burada birçok KOBİ temsilcisi var. Onlara da mutlaka anlatmamız gereken şeyler var. Şöyle sorayım Mete Bey'e. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı buradaki KOBİ'lere ne tür destek veriyor, nasıl yardımcı oluyor? Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ederim. Önce COSGAP'e davet edildiğim için Sayın Başkanımız Cevahir Bey aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfımızın yönetim kurulu üyesidir. COSGAP'e çok teşekkür etmek istiyorum. COSGAP tabii benim için çok önemli. Bir baba ocağı olarak ben hep COSGAP'e geldiğimde heyecanlanıyorum. Onun için biraz hani ağzım birbirine girer, biraz konuşmam çok anlaşılmaz olmazsa da lütfen mazur görün. Siz konuşmanızın başında, panelimizin başında ifade etmiştiniz. TTGV de aslında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, biz TTGV olarak kısaca söylüyoruz hızlı bir şekilde. 1991 yılında kurulmuş bir vakıf. Hani iade ettik Sayın eski Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın özel sektörün ön aldığı, kamunun güçlü bir şekilde desteklediği bir model konseptiyle kurulmuş. O dönemin hani ruh halini ve perspektifini çok iyi yansıtan bir kamu özel ortak girişimi. Girişimimizin tetikleyicisi TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığı, COSGAP'te kurucumuz ama ciddi bir ağırlık olarak da ciddi bir özel sektör varlığımız hala devam ediyor. Bir özel sektör kamu karma yapısı olarak da yönetimimiz devam ediyor. İlk yönetim kurulumuz Fikret Yücel, rahmeti Turgut Bey'in sınıf arkadaşı, yani ilişkiyi anlamak anlamında. Fikret Bey de bugün çok sık sık konuştuğumuz yerli ve milli elektronik sanayimizin gelişmesinde, işte PTT Ar-Ge'nin kuruluşu sürecinde de çok katkıları olmuş. Rahmet Hacim Kamo ile beraber o süreçte çok büyük hizmetleri olmuş büyüklerimizden birisi. 95 yılında da TEDEP, işte TTGV modeli referans alınarak kuruluyor. Onun için ikiz, bir de ikiz kardeşimiz var sistemde farklı şekilde büyüdüğümüz. Biz çok uzun süredir kuruluşumuzun ilk 20 senesinde, yani 91'den ilk 20 senesinde pek çok KOBİ temsilcimizin de farkında olduğu, bildiği bir geri dönüşü destek sistemini yürüttük. Ekonomi Bakanlığımızın sağlamış olduğu destekle beraber, ki keza sizinle olan protokolümüz de o bağlamda. O dönemde aslında biraz daha şey, Ar-Ge ve yenilik farkındalığının arttırılması, bunun biraz daha tabana yayılması, TÜBİTAK'la yakın çalışarak onların programlarında, biliyorsunuz TÜBİTAK biraz daha uzun vadeli bir finansman sağlıyordu. Onu biz biraz köprü finansmanı gibi nasıl çözebiliriz diye yaklaşık 1000 proje, 400'e yakında, %85-%90'ı KOBİ olmak üzere firmalara destek olduk. Şimdi burada biz finansman konuşuyoruz ama o dönemde gördüğümüz şeylerden bir tanesi, KOBİ'lerimizin aslında finansman problemlerinin önemli bileşenlerin iki tane bileşeni var ki nakitle ilgili değil. Bir tanesi bir finansal yönetim kapasitesi, yani KOBİ'lerin kendi nakit akışlarını, varlıklarını daha bilinçli bir şekilde yönetmesi. Biz mesela kendi usulümüzde her senenin sonunda bir mutabakat faksı çekeriz. Genelde KOBİ'lerimizin bazılarından, ya biz siz kimsiniz, size ne borcumuz var, nerede bu borç gibi dönüşler olur. Hani kendi borcunu takip etme konusunda bile hani KOBİ'lerimiz ciddi bir aşama kaydediyor COSGAP'in özellikle bu konudaki destekleriyle, ama o dönemde ciddi sorunlar yaşayan bir yapı, bir profili var. İkinci profil, ikinci sorun ise
biraz da alacakların tahsil edilmesi. Yani siz aslında hak ediş olarak özellikle başka şirketlerle, kamuyla olan yaptığınız işlerde paranızın aktin zamanında ve eksiksiz alabilirseniz zaten bir şekilde bir finansman da sağlamış oluyorsunuz. Belki hani dışarıdan ilave para konulacak derken bu yapısal konulara da biraz bakmak lazım. Biz Avrupa Yatırım Fonu'nun hissedarıyız. Türkiye'deki iki hissedarından bir tanesi. Buraya gelirken biraz hazırlıklı olayım diye onların bir raporları var. Yılda iki defa yayınladıkları KOBİ finansmanı ne durumda diye bir gözlem raporları var. Biraz önce sizin söylediğinizle ilişkilendirmek için orada birkaç tane literatüre şeyde bulunmuşlar, atıfta bulunmuşlar. Birisi diyor ki özellikle fikri mülkiyetin doğru yönetildiği ve sağlıklı korunduğu ortamlarda bu finansal pazarlar daha sağlıklı ve hızlı gelişiyor. İkinci söylediği diyor ki KOBİ'lerin finansmana erişiminde firma seviyesindeki kapasite ve süreçler aslında ülkenin genel konjonktüründen daha etkili. Yani biz belki Türkiye'nin genel durumundan daha önemli bir şekilde KOBİ'lerimizin finansman yönetimi konusundaki kapasitesinin arttırılmasını geliştirmemiz lazım. Üçüncü söylediği ise özellikle küçük şirketlerimizin yani genç şirketlerimizin daha informal yani bankacılık sistemi dışındaki informal finansman kaynaklarına yönelmesi. Biz TTG olarak son dönemde biraz daha rolümüzü bugün işte büyük paydaşlarımız dediğimiz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, Hazine Müsteşarlığımızın, Sanayi Bakanlığımızın yürüttüğü ulusal programlardan farklı yeni biraz daha deneysel modelleri denemek ve onları işte hem yönetim kurulumuzun üzerinden hem de farklı yapılardan değişik kamu paydaşlarımız ve özel sektör paydaşlarımızla paylaşmak gibi misyon yürütüyoruz. Yani aslında biz belki bir hani şöyle görebilirsiniz, destek sisteminin bir Ar-Ge birimi gibi çalışıyoruz. Bazı şeyleri kamunun yeterince hızlı deneyemeyeceği, hata yapmanın daha pahalı olduğu ortamlarda biz değişik modelleri deniyoruz. Son dönemde aslında yapmaya çalıştığımız ise biraz önce bahsettiğim bu kapasite tarafındaki geliştirmeye biraz daha ihtiyacı olan konuları bir proje, bir finansman sağlayarak bir hani aslında parayı ya da finansmanı bir harç, bir bağlayıcı bir harç olarak kullanarak kapasitenin artırılması. Bunlar nelerdir? İçerideki kapasitenin oluşturulması, biraz daha inovasyon, teknoloji yönetimi, fikri mülkiyet yönetimi konusundaki bilincin yeni yetkinliğin oluşturulması. Bu konuda özellikle dışarıdaki danışmanlarla, büyük şirketlerle işbirliğinin artması, buna yönelik yaptığımız yeni şeylerimiz var, modellerimiz var. Ama dediğim gibi bunların her biri hani biraz daha böyle çok yüksek hacimde yürüttüğümüz projeler değil. Daha biraz daha hani yeni nesil diyebileceğimiz destekleri nasıl geliştirebiliriz? Destek rolü, destek filozofisi hani nasıl değişebilir konusunda yaptığımız ve gayet şeffaf bir şekilde diğer kamu paydaşlarımızla paylaştığımız çalışmalar. Çok teşekkürler Mete Bey. Aslında Mete Bey'in söylediği işin filozofisi, orada bir katkı sağlamak isterim ben de. Şimdi sözün başında 80'li yıllarda Türkiye ekonomisinin dönüşümünden bahsettik. Aslında Türkiye son 10 yılda da ekonomide dünya konjonktürüyle paralel bir dönüşüm yaşıyor. Bizim kuşak işte 70'li ve 80'li yıllarda okuyan, kendini eğiten, kuşan öğretileri yeniden değişiyor. Biz batılı normlar ve o günün ekonomi değerleriyle yetişirken bugün yeni bir konjonktür, yeni bir merkez oluşuyor. Türkiye de aslında burada pozisyon alıyor. Türkiye ekonomisinin bu dinamizmi, bu değişime ayak uydurması gücünü ortaya koyuyor. Nitekim İşte 2017'de o konjonktüre rağmen %7.4 büyümeyi başaran bir tane önümüzde ülke var ama o emsal değil çünkü G20 ülkesi bile değil. Aslında dünyanın en büyük, en hızlı gelişen ekonomisi olmayı başardı. Bu da bence demin söylediğiniz şeye bağlı. Yani Türk insanı, Türk girişimcisi zamanın ruhunu yakalayabiliyor ve hemen ayak uydurabiliyor. Ve buna uygun da yeni pazarlara açılabiliyor. Yani 80'li 90'lı yıllarda ihracatımızın en önemli pazarı sadece Avrupa'ydı. Bugün neredeyse 200 ülke ihracat yapar
bir duruma geldik. Evet, Hakan Bey'e tekrar söz vereceğim. Hakan Bey'e de ikinci sorum, Sayın Mehmet Şimşek'in son dönemde de çok ifade ettiği ve sizlerin yürüttüğü fonlar konusu. Bence çok önemli. Yeni finansman modeli anlamında hükümetin bence yeni dönemde söyleyeceği en önemli argüman bu. O konuda en azından buradaki Haziran'a ipucu verirsek bence çok faydalı olur. Bu konuda değinmeden önce bugünkü toplantının konusu yenilikçi ve yüksek teknoloji şirketleri nasıl destekleriz? Konuşmamın birinci bölümünde ben aslında bir genel fotoğraf çizmeye çalıştım ve nereye geldiğimizi anlatmaya çalıştım ama aslında gelmek istediğim nokta şuydu aslında. Türkiye'de bir borçla yapılan, borç ağırlıklı bir finansman yapısı söz konusu. FSB'nin raporları, G20 raporları şu anda bankacılık sisteminin toplam finans sistemi içindeki büyüklüğünü 185 diyor. Yani finansmanımızın büyük bir bölümü borçla bankacılık sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi ben birinci bölümde konuşmamın ikili bir ayrım yapmıştım. KOBİ'leri ikiye ayırıyorum ben diye. Yenilikçi ve geleneksel KOBİ'ler diye. Şimdi şunu biz çok net gördük. Ben 7 yıldır, 8 yıldır bu işin içindeyim. Yenilikçi KOBİ'ler ve geleneksel KOBİ'ler için aynı araçları kullanamayız. Kesinlikle. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi kredi garanti fonu örneğini çok net bir şekilde gördük. Biz ne gördük? Bankacılık sistemi üzerinden bir kefalet sistemi modelledik ve o çalıştı. Nerede çalıştı bu? Geleneksel KOBİ'lerde çalıştı. Yenilikçi KOBİ'lerden buradan bir kaynak gitmedi. Ben bilmiyorum ya da gitmişse de. Çünkü geleneksel KOBİ şeklinde geleneksel bir işletme var. Geleneksel işler yürütüyor. Belli bir kar marjı var. Büyüme potansiyeli sınırlı. Bankacılık sisteminde bir kefalet karşılığında ona kredi veriyor. Ama yenilikçi KOBİ'lerde ise ben gittim geçen gün Cyberpark'a. 4-5 tane firma, 3 tane firma gezdik. Tek varlığı beşeri sermayesi. Hiçbir banka, hiçbir kefalet sistemi bu girişimleri desteklemez. Biz dedik ki Hazine Müşterlik, bu sistemde bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü KOBİ'lerimizin, yenilikçi KOBİ'lerimizin finansman erişim sıkıntısı var. Bunu nasıl değiştirebiliriz? İşte Melek Yatırımcı Programı'nı biraz önce bahsettik. Şimdiki fonların programından bahsettik. Şimdi fonlara doğrudan kaynaklarına programını biz gündeme soktuk. Ve bu program kapsamında şu anda önümüzde 4-5 tane proje belirledik. Bu projeleri açıklamam kısmen açıklayacağım. Çünkü daha Sayın Bakanımıza sunamadık Mehmet Çiçek Bakanımıza bazı projeleri. Mesela azalan müşaraka yöntemi diye bir model denemeye çalışıyoruz. Çünkü tamam yenilikçi fikirleri destekleyeceğiz ama geleneksel birçok işletmemiz de var. O KOBİ'leri, o işletmelerimizin de bir şekilde finansmana kavuşması lazım. Ve bunların şöyle bir korkusu var. Bir fon yöneticisi geldi, arkadaş geldi geçen günlerde. Konuşuyoruz daha doğrusu. İlk defa Türkiye'de fon kurulmuş, Urfa'ya gitmişler. Bir çimento fabrikasına yatırım yapacaklar. İşletme sahibine anlatmışlar. Biz size şunu sağlayacağız, biz size şunu vereceğiz. Ya demiş işletme sahibi, karşılığında ne istiyorsun demiş. Sermaye istiyorum demiş. Bizi kovdu diyor. Odasından kovdu diyor. Şimdi öyle bir yapı var şu anda bizim geleneksel sermaye yapısında. Ortak istemeyen, öz kaynaklı borçlanmayı, öz kaynak üzerinden borçlanmayı, öz kaynaklı büyümeyi düşünmeyen bir yapı. Bu yapıya geleneksel bankacılık yapısı şimdiye kadar desteklemiş. Ama bizim bir şekilde başka modelleri koymamız lazım. Çünkü şu net gözüküyor. Kredi garanti fonu da net görüyordur. İşletmelerimiz borçlarını borçla çevirmeye başladılar. Ciddi anlamda bir borç yükü yoğunluğu var şu anda işletmelerimizde. Bunun değişmesi gerekiyor. Biz o yüzden fonlarımızın bir kısmını bu alanda kullanmayı düşünüyoruz açıkçası. Diğer bir alan fonlarımızı erken aşama fonları dediğimiz bir alan. Bu Sayın Bakanımızın da üzerine sürekli durduğu, bu teknoloji odaklı, yenilikçi, finansmana erişemeyen, finansmana erişilmesi durumunda çok büyük güzel fikirleri hayata geçirebilecek girişimler. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Bunun için erken aşama fonlar gerekiyor. Erken aşama fonlarının ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu sektöre birçok yatırımcının girmesi gerekiyor. Çünkü bizim bu alan aynı zamanda BES fonlarını sokmamız gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman BES fonlarına yatırım yaptığı 3 tane alan var. Hisse senedi, mevduatlar ve tahvil. Benim gördüğüm şu anda tüm BES fonlarının yatırım yaptığı alan bunlar. Bir de altın varsa altındır. Bu kadar. O fonların bir şekilde aslında alternatif finansman alanlarına gelmesi gerekiyor. Kısmen de olsa. Hepsi gelecek demiyorum. En azından %1'i bile gelse bir başarıdır. Hatta bunun için biz geçen sene bir değişiklik yaptık. BES fonlarla ilişki bir değişiklik yaptık. Bu otomatik katılım sisteminde fonların en az fon büyüklüklerinin %1'ini girişim sermayesi fonlarına aktarma zorunluluğunu getirdik. Bu neye getirdi biliyor musunuz son zamanda? 3 tane BES fonu hazineye geldi.
beraber fon kuralım diye. Şimdiye kadar KPSS'nin kapısı çalmayan BES fonları bu sayede, bu getirdiğimiz küçük bir düzenleme sayesinde alternatif yatırımlara yönelmeye başladı ve ciddi anlamda güzel projeler bize gelmeye başladılar. Ciddi anlamda büyük başarı. Önümüzde bu fonlar bu şeyleri kuracaklar. Sermaye piyasası kuruluna başvurmuşlar. İkisi de kabulünü de almış, hatta fonları da şu anda kurmuşlar. Öz kaynak tarzı bir fon kuracaklar. Bunun gibi fon modellerini biz arttıracağız. Kafamızda çok fazla model var. Katılım bankalarıyla geliştireceğimiz bir fon yapısı olacak. Katılım bankalarıyla birlikte bir fon kurmayı düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. İşte belki BES fonlarıyla bir fon kurmayı düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Erken aşama yönelik bir fon kuracağız. Yani yaklaşık 2 milyarlık bir kaynağımız var. Bu 2 milyarlık kaynağımızı erken aşamadan ileri aşamaya kadar çok farklı alanlarda, farklı segmentlere hedefleyecek şekilde düşünüyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Evet, Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Murat Bey, söz sizin. Siz ikinci bölümde anlatacağım dediniz. Evet. Bir soruyu sormuyorum, size bırakıyorum. Tamam. Hakan Bey'in bıraktığı yerden hızlıca devam edeyim. Cuma günü öğleden sonra konuşma yapmak, ilgiyi diri tutmak kolay değil. Olabildiği kadar kısa ve öz konuşmaya çalışacağım. Hakan Bey dedi ki, bireysel emeklilik fonları 3 kanalda yatırım yapıyorlar. Tahvil, kastınız DİPS, devlet iş borçlanma senetleri. Yaklaşık %9-10 nispetinde paraların hisse senedine gittiğini biliyoruz. Geriye bir de mevduat kalıyor. Şimdi burada kendimize sormamız gereken soru kaynak açısından şu: bankacılık sistemi gelişmiş, sermaye piyasası kadük kalmış dediğimizde artık yeni kaynakların sermaye piyasasına da yönlendirilebiliyor olması lazım. Bireysel emeklilik fonu bankacılık sistemine mevduat yaptığı zaman aslına bakarsanız yaptığı kadar sermaye piyasasını desteklemiyor demek. O sebeple Hazine Müsteşarlığımız nezdinde geçen aylarda yapılan bu girişim sermayesi fonu ile ilgili düzenlemeyi son derece yerinde buluyorum. Olabildiği kadar yeni taze kaynakların sermaye piyasası enstrümanlarına gidebilecek şekilde yönlendirilmesi lazım. Biz Borsa İstanbul işletmeci sıfatımızla ne yapıyoruz? Herhangi bir sermaye piyasası ürününün bizde işlem görebileceği, alım satıma konu olabileceği pazarı yaratmaya çalışıyoruz. Söz konusu girişim sermayesi yatırım fonları örneğin bizim küyüp pazarımızda çok rahat bir şekilde alınıp satılabilir. KOBİ'ler çerçevesinde nasıl bağlayabiliriz? Borsa İstanbul'da BİSTEP diye bir program var. Koç Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz. Burada herhangi bir şekilde sermaye piyasasından borçlanma, pay ihracı, borçlanma aracı ihracı, bunun gibi konuları düşünen herhangi bir KOBİ varsa bu programa ücretsiz eğitim almak üzere başvurabilir. Hani bugünden başlayıp yarına biten bir program değil. Düzenli, kendi kendini tekrar eden, akademik olduğu kadar Borsa İstanbul'un tecrübeli arkadaşlarımızın da katılımcı olduğu bir program. Yeri gelir bu programı Merkez Bankası'ndan, Hazine Müsteşarlığı'ndan katılımcı arkadaşlarla da destekleyebiliriz. KOSGEB'den katılan uzmanlarla destekleyebiliriz. Bu finansman tekniklerinin ve bir KOBİ'nin bu yola girip girmemeye hazır olup olmadığına dair bazı cross-checklerin yapılabileceği bir platform. Bu platformu kullanın ya da kullanmayın. Başka kullanılabilecek Borsa İstanbul'da bir imkanımız daha var. Özel pazar. Burasında aslında yatırım bankacılarının daha çok anlayacağını düşündüğüm ama sizlerin de taraf olacağınız için bilmeniz gereken virtual data room denen yeri aslında sağlıyoruz. Yani bir şirket kendi geçmişini, finansallarını, performansını ve iş planını geleceğe dair anlatıp yatırımcıyı nasıl çekebilir? Bunları paylaşabileceği belirli bir gizlilik çerçevesi, gizlilik protokolü çerçevesinde paylaşabileceği, paylaştığı bilgilerin de yatırımcılar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, hukukçular tarafından görülebileceği bir platform. Biz ne yapmayı düşünüyoruz? Daha önce statik bir platform olarak duran bu özel pazarı kendi kote şirketlerimize açmayı düşünüyoruz. Örneğin, sadece örnek olarak söylüyorum, kesinlikle firmayı bağlamaz. Turkcell, pek çok firmaya yatırım yaptığını biliyoruz. Biz diyeceğiz ki Turkcell'e, Borsa İstanbul'da kotesiniz, alınıyorsunuz, satılıyorsunuz. Biz size önemli bir fırsat veriyoruz. Bizim özel pazarımızda KOBİ'ler var, bazı startuplar var. Bunlara da bakın, sorular sorun. Belki iş planını hoşuna gider, yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu tip programları kendi nezdinde işletiyor.
İşte bu pazarı da yaratmaya çalışıyoruz. Buna da özel pazar diyoruz. Özel pazar eğer başarılı olursa nihayetinde buradan da gelişen işletmeler pazarı diye bildiğimiz pay senedi halka arzının gerçekleştiği daha küçük bir model olan bir pazara oradan oraya taşımayı düşünüyoruz. Hani genel mantık bu. Olabildiği kadar ortak akıllı ve çoklu paydaşla yürümeyi düşünüyoruz. Hani şimdilik aslında bu konferans konusuna, panel konusuna katkı sağlayabilecek özet kısımlar bunlar. Soru olursa devam ederim. Şimdilik burada kesiyorum. Teşekkürler Murat Bey. Evet, son sözü size veriyoruz Mete Bey. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak özellikle teknoloji şirketlerini ve Ar-Ge inovasyon şirketlerini verdiğiniz desteklerden biraz bahsedip bitirelim istiyoruz. Soru cevap kısmına geçelim istiyoruz. Uygun görürseniz sizin en son bıraktığınız noktadan alayım. Bir Türkiye 2017 yılında bence bir mucize yarattı ve çok ciddi bir başarı gösterdi. Hani kimsenin beklemediği uluslararası finans çevrelerini şaşırtan bir performans gösterdi. Burada önemli sürükleyici lokomotiflerden bir tanesi de imalat sektörümüzde ihracatçı bazı sektörler. Şimdi bu sektörlerdeki rekabetçiliğin sürdürülebilmesi için ülke içindeki katma değeri arttırmamız lazım. Bunu da sağlamanın yolu birkaç seviyede özellikle KOBİ'lerimizin bu sektörleri besleyen son ürünü, ihraç edilen son ürünü besleyen ürün ve hizmetler geliştirmesi lazım. Burada birkaç tane gördüğümüz işte bizim TTG olarak biraz daha katkı sağlamaya çalıştığımız teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi, Ar-Ge süreçlerinin desteklenmesi. Diğer tarafta ise işte bu özellikle imalatçı, biraz daha yüksek inovasyon, belki sizlerin de bildiğiniz pek çok şirkette de yavaş yavaş gelen bir jenerasyon değişimi konusu var. Bizim gördüğümüz özellikle bu KOBİ'lerdeki nesil değişimi konusunda sermaye piyasalarının çok ciddi fırsatlar yakalayabildiği, işte bizim de yatırımcısı olduğumuz, biz TTG olarak farklı seviyelerde finansal araçlar deniyoruz. Doğrudan yatırım yaptığımız modeller var, eş yatırım yaptığımız modeller var, fonlara yatırım yaptığımız modeller, fonların fonlarına yatırım yaptığımız modeller var, geri dönüşlü destekler verdiğimiz modeller var, sadece hibe yapamıyoruz. Orada gördüğümüz bu özellikle yeniden yapılandırma vesaire konularında private equity, özel sermaye dediğimiz fonlar çok aktif bir şekilde imalat sektörümüzdeki KOBİ'lerle çalışıyorlar. Orada tek tehdit, hani burada çok girmeyeceğim ona, her yatırımcı aslında günün sonunda yatırım yaptığı şirketi satmak için, özellikle yabancı bir alıcıya satmak için yapar. Onun riskleri ve süreçlerini belki başka bir ortamda tartışmak lazım. Şimdi baktığımızda, ben gene Avrupa Birliği'ndeki o rapora atıfta bulunacağım. Avrupa Birliği'nin kendi verilerine göre Avrupa Birliği bölgesinde, Euro bölgesinde KOBİ'lerden sadece %1'i girişim sermayesi desteği alıyor. Girişim sermayesi fonlaması alıyor. Ve onların hesaplarına göre de sadece KOBİ'lerin, bütün KOBİ'lerin %9'u girişim sermayesi alabilme imkanlarına sahip. İşte finansman yapıları, sermaye yapıları, faaliyet gösterdikleri sektörler. Bu durumda aslında biraz önce bahsettiğim gibi işte bu uluslararası rekabetçiliği sağlamak, yerli katma değeri artırmak vesaire dediğimizlerde biraz daha işte bizim TTG olarak geçmişte de bugün de çok aktif olarak çalıştığımız proje bazlı finansman konuları gündeme geliyor. Proje bazlı finansman içinde bence önemli, hani kamu programları çok aktif bir şekilde çok ciddi bir varlık gösteriyorlar. Ama bunu da sürdürülebilir olabilecek sağlayabilmek için de klasik finansman kanallarının proje bazlı Ar-Ge ve inovasyon finansmanına yönlendirilmesi lazım. Orada top size çepi bence özellikle kefalet ve garanti modellerini, ki Avrupa Birliği'nde bunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde ciddi bir kefalet ve kredi garanti faaliyetlerine kayma var. Çok ciddi bir Avrupa ilgisi var bu konuda. Çok büyük bütçeli projeler yürütülüyor. Bizim gördüğümüz bunun biraz daha teknoloji tarafının da güçlendirilmesi. Hep işte hazırladığımız raporlarda bahsettiğimiz, COSGAP'in de çok yakından bildiği Güney Kore'de mesela bu kredi garanti ve kefalet modeli biraz daha teknoloji değerlendirmesi, teknoloji puanlamasıyla da eşleştiriliyor. Kritik olan teknolojiler vesairelerde kefalet modelleri biraz daha esnetilebiliyor. Bizim yaptığımız ise biz ki
bacaktan bakıyoruz finansman problemine. Bir, şirketlerin içerisinde alınan finansmanla yapılan projenin başarısı ve etkisi, oluşturulan katma değer daha iyileştirilebilir mi, daha ileriye taşınabilir mi? Onun için biraz daha bu ekosistem yaklaşım dediğimiz yaklaşımla özellikle geçmişte büyük şirketlerde veya girişimci şirketlerde çalışmış, başarılı olmuş insanlarla şirketleri nasıl eşleştirebiliriz? Klasik mentor veya rehber modelinin ötesinde. Bir de bu alternatif finansman yapılarını işletebilecek, yönetebilecek insan kaynağının yetişmesi. Mesela işte biliyorsunuzdur, erken aşama VC dediğimiz, venture capitalist dediğimiz pazarda fon yöneten insanlardan bazıları, profesyonellerden bazıları da eski TTGV çalışanları. TTGV'de bu işi yaparak öğrenmiş. Daha sonra işte biz TTGV'den mezun oluyoruz, gidiyoruz bu işi kendimiz yapıyoruz diye. Biz bu anlamdaki rolümüzün devam edeceğini düşünüyoruz. Yani biraz daha bu alternatif finansman kanallarını, kapasite yönetme, kapasite oluşturma, ağ yönetimi, bilgi paylaşımı konusundaki profesyonel yetkinliğin, profesyonel yeteneğin gelişmesi konusunda TTGV'nin hani bir okul gibi, bir platform gibi rolünün yaparak öğrenme, öğrendiğini paylaşma modeliyle devam edeceğini düşünüyoruz. Maalesef ben hani şu kadar para veriyoruz, şunu veriyoruz diyemiyorum ama önemli olan biraz daha belki o Hazine Müsteşarlığımızın veya işte diğer bakanlıklarımızın, kurumlarımızın verdiği paranın daha etkin kullanılmasını sağlayacak aracı insanların gelişmesi. Biz de işte kıt kanaat öyle bir katkımız oluyor sisteme. Bence katkınız çok önemli. Çünkü sadece parayla değil, finansmanla değil, o finansmanı yönetmek, yönetme kabiliyetini geliştirmek de en az finansmana erişim kadar önemli. Son bölüme geldik Sayın Başkan sanırım. Soru cevap yapacağız. Evet, sorularınızı alabiliriz. Hangi konuşmacıya yönelttiğinizi, kendinizi de tanıtarak, firmanızı söyleyerek yöneltirseniz seviniriz. Buyurun. Merhaba, Hasan Tahsinkaya, yönetim işaretleri danışmanlık firması. Mesleki yeterlilikten komi danışmanı olan firma danışmanlardan da bir tanesiyiz. Öncelikle bir genel olarak öneride sunulmak istiyorum. Dönüşüm gerçekten çok güzel. KOBİ'lerin dönüşmesi için de finansal dönüşüm de gerekiyor. Tek düzey hesap düzeninin içerisinde eğer UFR'si ulusal finansal raporlama sistemine geçmediğimiz müddetçe dönüşüm bayağı sıkıntı kalacaktır. Hep burada finans ayağını konuştuk. Finans ayağı raporlamaya sunduğumuz zaman kendim için şu an nefes kredisine başvurduğumda bile kurumlar vergisi beyannamesini istiyor. Ama birçok fikir var, birçok ARGE projesi var ama bunların entelektüel sermaye olarak bir birikimi, bir karşılığı yok. O yüzden şu an kredi ya da herhangi bir kullanmakta sıkıntı çekiyoruz. Eğer KOBİ'lerde dönüşüm olacaksa entelektüel sermaye ile ilgili kısımda içerecek şekilde UFRS sisteminde bir andan önce tabanda yayılması gerekir diye düşünüyorum. Bu önerimdi. Yani dönüşümün bacağının tamamlanması için. Sorum da şu, hep finans dediğimiz zaman herkes nakit finans olarak ortaya koyuyor. Yani sıcak para, firmaların genelde borç yönetimi için sıcak paraya ihtiyacı oluyor. Kar ortaklığı şeklinde farklı finansal modellerin gelişmesi mümkün mü? Şu anda baktığımız zaman KİT, yani kamu iktisadi teşekkülleri modeli var. Farklı şekilde işte büyük yatırımları devlet eliyle yapıldı. Ama küçük yatırımların da devlet eliyle yapılmasıyla ilgili bir kar ortaklığı tarzında bir model var mı? Yani devletin ortak olduğu bir girişimci modeliyle ilgili sermaye ortaya koyması kısmı. Şunu söyleyeyim, şimdi KİT farklı bir şey. KİT tamamen neredeyse sermayesinin %50'sinden fazlası, yani duruma göre değişiyor ama %50'sinden sermayesinden fazlası kamuya ait olan işletmeleri ifade ediyor. O farklı bir şey. Ama devletin müşaraka dediğiniz yani ortaklık şeklinde, kar zarar ortaklığı şeklinde bir yatırım yapmasından bahsederiz. Aslında şu anda bu ilişkin müesseseler var sektörde. Katılım bankalarımız var. Ama katılım bankalarımız maalesef bu modeli pek kullanmamışlar şimdiye kadar. Geçmişte birkaç tecrübeleri olmuş. Başarısızlıkla sonuçlanmış. Kullanmamışlar. Ama şu andaki işte biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Bizim getirdiğimiz girişim sermayesi modeli aslında kar zarar ortaklığı modelinin bir şekli. Yani aslında tamamen aynı şeyi. Çünkü biz sermaye veriyoruz. Sermaye alan fon gidiyor şirkete para koyuyor. O parayı 5 sene orada bekletiyor sermaye olarak. Çıkış daha sonra eğer imkan gelirse çıkıyor satarak hissesini. Bir şekilde aslında orada karla zararı da ortak da oluyor aslında. Şu anda asıl bütün çabamız bu modelin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak. Ama şu an bunu yapan müesseseler katılım bankaları olması gerekiyor. Maalesef katılım bankaları bu sektöre fazla giremediler.
murabaha dediğimiz o klasik bir finansman modelinde takılı kaldılar orada. Biz işte önümüzdeki dönemde inşallah hazine müsteşarı olarak katılım bankalarını da bu sürece çekecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Şu anda kafamızda model hazır. Sadece bir duyuru metnini hazırlamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu müjdeyi de vermek isteriz. Sayın Başkan ve sayın katılımcılar, bu konuşmalarından dolayı size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Rize KOBİ olarak Fikret Arifoğlu katılımcıyım. Şimdi burada genelde finans konularına eğildik, ağırlık verdik. Yaklaşık biz bunların da farkındayız ama biraz daha geniş olmuş. Fakat benim üzerinde durmak istediğim şey şudur. Bizim kimliğimiz belli. Biz KOBİ'yiz. Eğer KOBİ isek, KOSGEB'in bize yaklaşımı da o şekilde olmalı. Ama maalesef birkaç yıldır görüyoruz ki desteklerden, çeşitli desteklerden dolayı biz daha henüz bankaya gitmeden bir bakıyoruz, küçük esnaf oraya doluşmuş. Dolayısıyla bu da KOSGEB şubelerin çalışmalarını tıkıyor. Bir defa buna bir sorun öncelikle çözülmesini istiyoruz. Bu çözülsün. Çünkü onlar belki ihtiyaçları vardır. Onların bu finansları ya da teşvikleri veya destekleri alacakları kurumlar, kuruluşlar bellidir. Küçük esnafların esnaf sanatkarlar veya esnaf kefalet kooperatifleri vardır. Onlara yönlendirebilir. Onlara verilmesin demiyoruz. Ama bizim KOBİ'nin çalışma prensipleri, anlayışı farklıdır. O yüzden mutlaka onun ayrılması gerekiyor. Bu da şubelerin daha rahat çalışmasını öngörecektir. Bir başka konu, şimdi hep üzerinde durduğumuz nitelikli eleman. Şimdi bu nitelikli eleman öncelikle endüstri meslek liselerinden yetişecektir. Kesinlikle böyle. Yani teknik eleman biz istiyoruz. Dolayısıyla bunu, evet, girişimci vardır ama bu girişimcilerin birçoğunu da biz endüstri meslek liselerinden temin edebiliriz. Benim bir projem var ve bu projede elit öğrencileri ben endüstri meslek liselerine nasıl kaydırırım şeklindedir. Bu geniş bir konudur, burada ele almak istemiyorum. Bir başka şey de, ikinci bir projemde ben üniversitede eğitim gören herhangi bir bölümü kendi iştikal sahasında ne zaman iş bulabileceğini biliyorum. Yani o öğrenci okula giderken işini bulmuş oluyor. Benim yapmış olduğum bir çalışmayla. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta uygulamalı, endüstriyel uygulamalı sanayide çalışma, eğitim diye bir staj niteliğinde yapabilir. Yani staj değil, stajın yerinde bir eğitim yapabilir. Bunlar tabii çok uzun konular. Onlara girmek istemiyorum. Ama bizim öncelikle... Biz soru bekliyoruz halen. Evet, şimdi öncelikle bizim sorunumuz KOBİ'lerin küçük esnaflardan ayrılmasıdır. Teşekkür ediyorum. Aslında sabah Cevahir Bey, Cevahir Başkanım bunları söyledi. Yeni destek programları aslında çok net. Daha önce yığın şekilde, tırnak içinde yapılan işlemler şimdi proje bazlı hale geldi. Zaten onun cevabı Cevahir Başkan sabah verdi ama yine söz başkanın. Şimdi ben öncelikle değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Panelistlerimiz gerçekten çok kıymetli şeyler paylaştılar. Aslında soruyu soran beyefendi de biraz da bizim de ızdırap duyduğumuz bir konuya işaret etti. Ben onun için de sorunuz için size teşekkür ediyorum. Şimdi tabii KOBİ dediğimizde bugünkü tanımı itibariyle 250'nin altında personel çalıştıran ve 40 milyon cironun altında bir şey oldu, bilanço büyüklüğü olan bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı
Bugün itibariyle 3,5 milyon. Yani bir TÜİK kayıtlarına göre bu kadar, GİP kayıtlarına göre bir yaklaşık 170-180 bin fark var. Şimdi bir tarafta iki kişi çalıştıran bir kuaför de KOBİ, 100 kişi çalıştırıp imalat yapan bir şirketimiz de KOBİ, öbür tarafta 249 kişiyle yüksek teknoloji alanında son derece katma değerli işler yapan da KOBİ. Şimdi KOSGEB olarak herhalde beni anlıyorsunuz. Bütün bunlar benim hedef kitlem. Şimdi ben hepsine hitap etmek durumundayım. Hepsinin sorununa çözüm üretmek durumundayım ve hepsine bir takım destekler, teşvikler sağlamak durumundayız. Tabii hepsine derken bunun belli kriterleri koyup bu kriterlere haiz olanlara vereceğiz. Yani 3,5 milyon KOBİ desteklemek gibi bir şeyden bahsetmek bu çok afaki bir şey olur ve çok rasyonel de olmaz. Şimdi biz de yaptığımız çalışmalarda şunu özellikle esas alıyoruz. Bir tarafta esnaf dediğimiz işte kuafördü, lokantacıydı, bakkaldı, marketti vesaire. Bir tarafta da imalat yapan KOBİ'ler var. Zaten beyefendinin de vurgulamak istediği bizi imalat yapanlarla diğerlerini farklı kategoride değerlendirin demek istiyor. Bu son derece doğru bir yaklaşım. Şimdi biz gelecek dönemde şöyle bir planımız var. İmalat yapmayan geleneksel sektörlerdeki esnaflarımızı ayrı bir destek paketiyle desteklemek istiyoruz. Belki bir KOBİ esnaf paketi açıklayacağız. Ve icra kurulu kabul ederse esnaflara özgü bir daire başkanlığı oluşturacağız. Orayı ayrı destekleyeceğiz. Ama diğer tarafta özellikle vurgu yaptığımız nokta siz de ifade ettiniz. İmalat sanayi, daha biraz daha genellersek sanayi sektörüne odaklanmak istiyoruz. Ve bu sanayi sektörüne odaklanırken de yine orada orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler öncelikle destekleyeceğimiz alanlar olacak. Şimdi elbette ki diğer sektörlere desteğimizi kesmiyoruz. Burada yanlış anlaşılmaya neden olacak bir şey de söylemek istemiyorum. Ama biz şunu yapmak durumundayız. KOSGEB olarak bizim belli bir bütçemiz var. Ve bu bütçeyi etkin bir şekilde dağıtmak durumundayız. Peki bu etkinlik ne olacaktır? Ben şunu düşünürüm. Hani bir banka değilim ben. Yani parayı verdim, acaba bu verdiğim krediyi geri alabilir miyim? Bunu düşünmüyorum. Ben şunu düşünüyorum. Proje bazlı destekler veriyoruz. Ben 1 milyonluk projeye atıyorum 700 bin lira ya da 1 milyon lira destek verdiğimde bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra bu kamunun 1 milyonu orada 3 milyona, 5 milyona, 50 milyona, 100 milyona dönüşecek mi? Biz buna bakıyoruz. İşte katma değer yaratmak dediğimiz şeyden de bunu ifade ediyoruz. Tabii bunu yapabilmemiz için özellikle son dönem çıkardığımız desteklerde bunu en başta daha parayı vermeden önce bunu görmek istiyoruz ve şunu ifade ediyoruz. Bize 1 milyonluk bir projeyle geldiğiniz zaman ben şu projeyi yapacağım ya da şu ithal ürünü yerli üreteceğim, şu teknolojiyi üreteceğim dediğinizde bu ürünü kime satacaksınız? Alıcısı kim? Biz onu bir görelim. Bu alıcısıyla da mümkünse bir ön alım anlaşması yapıp gelirseniz biz özellikle size destek vereceğiz. Çünkü burada sadece Ar-Ge yapmak ya da tek başına Ar-Ge yapmak, tek başına üretim, endüstrileşme, sanayileşme desteği vermek bu aşama itibariyle eğer bir sonuca gitmiyorsa, bir ciro yapamıyorsanız, satış yapamıyorsanız, ihracat yapamıyorsanız açıkçası burada bir takım atıl yatırımlara da neden oluyorsunuz. Bakın bir örnek vereyim. Biraz sözü uzattığımın farkındayım. Çok özür diliyorum. Mesela bize makina desteği için müracaat eden KOBİ'lerimiz oluyor. Biraz derinliğine indiğimizde aslında o KOBİ'nin %50-60 kapasite kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi bakınız burada ne kadar bize güzel projeyle gelirse gelsin, ne kadar değerli üretim yapacağım derse desin, 10 tane makinasından 5 tanesi atıl olan, çalışmayan bir KOBİ'ye biz KOSGEB olarak yani devlet eliyle bir makina daha almamız demek ülkenin kapasite kullanımı anlamda makro rasyosu anlamında aslında biz sanayinin kapasite kullanımını azaltıcı etki yapacak bir destek veriyoruz. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim.
Bazen makina desteği veriyoruz. O makinayı, o kobimiz gidiyor dışarıdan alıyor. İthal ediyor. O zaman ben dolaylı olarak yerli üretim diye burada her şeyi söylüyoruz, bir sürü şeyler yapacağız diyoruz. Ama yaptığımız uygulamalarla dolaylı olarak ithalatı destekliyoruz. Dolayısıyla işin derinliğine indiğimizde aslında biraz daha bu destek programlarını, hedef kitleyi dikkate alarak derinleşmekte fayda var. O anlamda ben son derece isabetli buluyorum. Buna ilişkin önümüzdeki dönemlerde de inşallah esnaflara yönelik bir esnaf paketi şeklinde bir destek programı, imalat sektörüne dönük olarak daha proje bazlı, daha katma değeri yüksek ama KOBİ'lerimiz de gerçekten bu desteklerle büyütebilecek bir destek modeliyle hareket etmemiz gerekiyor. O konuda fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sanırım bize ayrılan süreyi tamamladık. Hatta 5 dakika geçtik. Çok soru var ama bizden sonra devam edecek bir panel var çünkü. Tek bir soru. Peki direkt soruyu sorun. Evet buyurun. Direkt soru ve bitiriyoruz. Merhabalar. Öncelikle KOSGEB'in böyle bir vizyonu başlattığı için çok teşekkür ediyorum başkanımıza ve bütün KOSGEB çalışanlarına. İsmim Taner Aktaş. Ben bir girişimciyim. Uzun yıllar Amerika'da yaşadım. 14 yılı aşkın bir süredir. Silikon Vadisi'nde uzun yıllar bulundum. Şimdi Türkiye'deki yüksek teknoloji firmalarımızın alternatif finansman olarak bu tür melek yatırım, risk sermayesi ve fonların fonu gibi mekanizmalara çok fazla ihtiyacı var. Ama Türkiye'de yani 800'ü aşkın melek yatırımcı olarak kaydolmuş kişi olmasına rağmen bunların çok azı, yani bir iki elin parmağını geçmeyecek sayıda kişi yatırım yapabiliyor aktif olarak. Acaba Türkiye'deki bu melek yatırımcıları nasıl daha aktif hale getirebiliriz? Onları nasıl bu girişimcileri daha önemli şeye çıkartması için bir çalışma yürütebiliriz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. 450 tane melek yatırımcı var lisanslı. Lisanssız olanlar da varsa dediğiniz gibi 700 tane yakışık bir melek yatırımcı vardır Türkiye'de şu anda. Şunu söyleyeyim. Bir elin parmağı kadar yatırım yapmıyor. Ciddi yatırım yapıyorlar şu anda. İBank, en son İBAN'ın istatistikleri size söyleyeyim. Geçen sene 50 milyon dolarlık bir ya da euroluk bir yatırım yapıldı. Ve Avrupa'da 6. sıraya geldim Türkiye'deki melek yatırımcı ekosistemi. 2011 yılında ben üniversiteye gittiğimde kimler melek yatırımcı kavramı biliyor diye sorduğumda bir kişi parmak kaldırmazken şimdi tüm Türkiye melek yatırımcı kavramını en azından konsept olarak biliyor. Ve ciddi anlamda yatırım yapılıyor ama yeterli değil, kesinlikle katıyorum. Bu kapsamda bizim programımız var. Yapacağımız şey şu, co-investment dediğimiz fon yapısı var. Yani ortak yatırım fonu diye bir yapı var. Bu ortak yatırım yapısı şu, bir fon içerisinde melek yatırımcının yatırım yaptığı şirkete eş finansman sağlayan bir yapı. Bu İspanya'da ve birkaç ülkede, özellikle İskoçya'da, Scottish Enterprise dediğimiz bir model kapsamında çok başarılı uygulanmış. Ve melek yatırım miktarını kat kat arttırmış. Bu kapsamda bizim şu andaki ayırdığımız bütçe 20 milyon euro gibi bütçe ayırdık hazine olarak. Ve bu önümüzdeki dönemde PDP devreye girecek. Bununla birlikte biz melek yatırımcının riskini paylaşacağız. Hazinemiz şöyle çıkış, başarılı çıkış yapılması durumunda artı bizim performans fee olarak dediğimiz %25'lik bir gelirimizi de onlara vereceğiz. Aslında bu inanılmaz bir destek. Hem finansal destek, hem risk paylaşımı, hem de bir şekilde sektörde bu kavramın daha da fazla duyulması sağlayacak bir destek. Yani bu konudaki projelerimiz de var, merak etmeyin. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta Cevahir Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bence bu panel KOBİ'ler için çok önemliydi. Finansman deyince sadece banka kredisi akla geliyordu. Biz burada banka kredisi sistemi dışında da finansman araçlarını anlatmaya çalıştık. Umarım birazcık ufuk açıcı olmuştur. Katılımınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, moderatörümüz Sayın İsmet Gergerli ve diğer panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz efendim tecrübeleri bizimle paylaştıkları için ve sizlere bir plaket takdimimiz olacaktır efendim bugünün anısına. Değerli başkanımız Sayın Profesör Doktor Cevahir Uzkurt'u plaketleri takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, ilk olarak bugün bizim için moderatörlüğümüzü yapan Sayın İsmet Gergerli'nin plaketini takdim ediyoruz.
İsmet Bey'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Ve panelistimiz Hakan Ertürk Beyefendi'ye plaketini takdim ediyoruz. Sizi çok kısa bekletiyorum efendim. Panelistimiz Sayın Hakan Ertürk Bey'in de plaketini takdim ediyoruz. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Ve bir diğer değerli panelistimiz olan Sayın Murat Çetinkaya'nın plaketini de takdim ediyoruz. Sayın Çetinkaya, çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ve bu bölümümüzün son panelisti olan Sayın Mete Çakmakçı'ya da plaketlerini takdim etmek üzere davet ediyoruz ve kendilerine katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Buyurunuz efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi 15 dakikalık bir ara veriyoruz. 15 dakika sonra tekrar burada buluşmayı umut ediyoruz. Teşekkür ederiz.